şöyle. Yakarsa dünyayı garipler eder. Müslüm Baba. Şöyle. Çirkin kural. Yani Adana'nın sokaklarında arkadaşlar var. Rahmetli. Bakın. Şöyle gidiyoruz. Şurada. Şöyle bir figür var. Burası. Şöyle bir yer. Dedim ya, Adana demek sinema demek. Azer Bülbül arkadaşlar, rahmetli. Bakın. Şöyle. Adana demek şöyle açık hava sineması demek arkadaşlar. Sinema deyince aklımıza Adana geliyor. Gördün, sokağa giriyorsunuz, böyle şeyler var. Şimdi başka bir sinema sokağı var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yazarlar. Şöyle heykelleri var. Şöyle. Şuradan. Abi dinleyin. Dediğim gibi arkadaşlar, Adana demek açık hava sinema müzesi gibi. Açık hava sinema müzesi gibi. Burası da Abidin Dino Parkı. Şimdi şu hani Hollywood'da Los Angeles'ta yerlerde yıldız var ya, onlardan var burada belediyenin önünde. Hemen şurada belediye binası. Onların kim olduğunu, Adanalı sanatçılar değil, önemli sanatçılar, Adana veya Türkiye'nin sanatçıları. Şöyle. Biraz biraz kalabalık. Şöyle. Abidin Dino. Burada. Orhan Kemal. Para gitti. Her gün değişik değişik. Para gitti. Para gitti. İnsanlar geçtikleri için. Suna Kağan. Erol Büyükbüt. Yılmaz Güneş. Burası da şehir tiyatroları Adana'nın. Şöyle. Adana'da sinema ile ilgili her şeye rastlayabilirsiniz. Genel şen şöyle. Ferdi Tayfur. İşaret koymuşlar. Menderes Samancılar. Ali Özgen Türk sinema. Aytaç Arman sinema. Fatih Terim teknik direktör. Yani Adana'nın ünlülerini koymuşlar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi sinema. Sinema yine ön planda Adana'da. Yani dediğim gibi açık hava sinema müzesi gibi Adana. Şimdi başka yere gidiyoruz. Evet. Neredeyiz? Dediğim gibi arkadaşlar, açık hava müzesi gibi. Bakın. Türkan Şoray'ın resmi var.
Bak şurada havalı sınıfı var. Sinema demek Adana demek arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle bir şey. Gördün mü? Başka bunlardan nerede var? Grafitilerde. Burası Yavuzlar Mahallesi. Akıncılar Mahallesi kardeşim. Yavuzlar Mahallesi, Akıncılar Mahallesi'ymiş. Değil mi? Şurada. Gördün mü? Böyle. Burası Yavuzlar Mahallesi, Akıncılar. Bak ne güzel yapmışlar. Çöpçüler Kralı. Dedim ya, açık hava sineması gibi burası. Şöyle bakın. Çöpçüler Kralı. Bakalım ne diyor. Sen altına bak. Aa, çok güzel. Şöyle. Bak mahalle böyle arkadaşlar. Adamım. Şöyle. Buralar yani şurada da var arkadaşlar. Sen okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? 2. Oo, bak sen de çekim. Adın ne senin? Ahmet. Ahmet. Bak çıkıyorsun. Gördün mü? Bu Tarkan mı bu? Bunlardan başka nerede yapılı var Ahmet? İleriden mi var? Ha tamam. Orada da mı var Ahmet? Aa. Orada da var. Evet. Ahmet bize rehberlik yapıyor. Orada da mı var? Tamam Ahmet sağ olasın. Teşekkür ettim. Evet arkadaşlar dediğim gibi işte Adana demek açık hava sinema müzesi arkadaşlar. Açık hava sinema müzesi bakın. Şöyle. Grafikler var. Ahmet bize yardımcı oldu. Şöyle. Gülşen Bebikoğlu. Gördünüz mü? Şöyle. Tabii sinemanın tarihiyle ilgili bilgiler alacağız arkadaşlar. Çok. Bu sinemanın içinden gelmiş çok eski bir abimiz var. Ondan bilgi alacağız. Bakın. Ferran Kutman, Şener Şen. Bu da bir film sahnesi. Ama güzel. Şöyle. Burada var mı bilmiyorum. Sokakların başına yapmışlar. Güzel olmuş. Şuradan. Eyvah. Telif yemesek. İşte bu da müzik. Olayı YouTube'da kötü. Bunu tanıyanınız var mı diyeceğim. Şu. Rahmetli Ali Erona. Bakın. Tabi şuraya araba koymuşlar. Çekemiyoruz ama. Keşke koymasalardı. Erol Taş. Bakın. Ayhan Işık. Şurada Ayhan Işık var. Araba arkasında. Görüyorsunuz. Böyle. Erol Taş. Ya. Adana demek sinema demek. Sinemanın tombul dedesi iyi. Neydi? Ah, ismi aklıma gelmedi.
Ay. Adamın ismi aklıma gelmedi ya. İsmini buraya yazacağım. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Yavuzlar Mahallesi'nde arkadaşlar bu grafitiler. Hemen şöyle çıktık. Burada var mı bilmiyorum. Ama şöyle baktığımızda başka da arkadaşlar şurada da bakın Adile Naşit ve Mahmut Hoca. Güzel bir şey. Evet. Tekrardan dönelim. Burada bu kadar herhalde grafitiler. Burada Hulusi Kentmen baba var. Babaların babası, sinemanın babası Hulusi Kentmen. Kötü rol oynuyorlar. Erol Taş baba. Ayhan Işık kötü rol değildi ya. Başrol oyuncusu Ayhan Işık. Burada. Bu kim? Oo. Bu da kötü rol oynuyor ama ismini hatırlamıyorum. Şu bayan onu bilmiyorum kim olduğunu. Bu Ali Erona. Evet. Ali Erona. Böyle şirin bir yerde Yavuzlar Mahallesi'nde açık hava müzesi gibi yapmışlar. Böyle grafitiler yapmışlar. Her bir mahallenin köşe başı duvarlarında falan var. Bak. Şener Şen, Ayşen Guru da. Çok çok hoş değil mi? Şöyle bir grafiti. Evet, dediğim gibi Adana Açık Hava Müzesi arkadaşlar. Yani boşuna demiyorum Açık Hava Müzesi. Bu bilgileri almak için birazdan buradan bu işin erbabı Gülzak'ın mı bu? Gülzak'ına benziyor ama şurada Gülşen Bubikoğlu. Evet. Gülşen Bubikoğlu. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın Malkaçoğlu. Malkaçoğlu. Malkaçoğlu burada. Bu anam için, bu babam için, bu da yediklerin için ulan. Yürüyor. O işte bu da Tarkan. Kartal Tibet. Yani açık hava sinema müzesi. Arkadaşlar boşuna demiyorum yani Adana. Bakın böyle bir sokak, şirin sokaklarda görüyorsunuz. Şurada var mı bilmiyorum. Şurada da var herhalde. Yok. Burada yok bu mahallede. Şöyle gidelim. Nerede var sokak aralarında? Bir kare şey yapmışlar. Şöyle. Burada var mıydı? Burada vardı. Çöpçüler Kralı. Çok güzel ya. Çöpçüler Kralı. Değil mi? Çok iyi ya. Ha, şuradan da çekeyim. Bak. Çok iyi. Şöyle bir mahallenin girişine yapmışlar arkadaşlar. Mahallenin girişi de şirin bir yer yani. Çok güzel. Neyse. Bazı şeyleri kaçırmış olduğum için tekrardan şey yapıyorum. Evet. Şurada var. Onu da çekelim. Evet arkadaşlar. Burada ne var? Şöyle gelelim.
Seviyoruz grafitileri. Evet. Köyden indim şehire. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, neydi? Halit Akçatepe. Ümmet abi. 99, 99, 90, 88, 89. Ümmet abi diyor ya. Başta kalmıştık diyor. Köyden indim şehre. O repliği hatırlarsınız diye. Sahaya çıkıyorlar ya. Kazarak. Şurası Adana Sinema Müzesi. Kapalı mı? Şöyle. Şöyle gel. Şöyle gel. Evet. Giriş ne kadar? Ne kadar bilmiyorum. Hadi. Direksiyonu ne diyor? Sinema müzesi. Arkadaşlar. Buradan çıkıp şöyle. Sinema müzesi. Şöyle. Şimdi içeriye gireceğiz de. Ne oldu? Hakkı mı acaba? Hakkı mı acaba? Ne kimse var mı? Merhaba. Kartla mı ödüyorum? Yoksa? Kartla da nakit mi? 8 nakit mi? 8. Nakit ödüyorum. Uğraştım.
ki dünyanın bir dönüm noktasıdır. Sinema bir seyirlik aslında. Fotolar var, ayrı materyaller. Evet. Şöyle eski afişleri çekelim. Sabri abinin bura. Sinemanın göbeği. Vay be Sabri abi. Kaç senelik afişler bunlar Sabri abi? Bunlar 60-70. 70'lerin. Oo, bayağı. 40 sene oluyor o zaman. 40-50. 40-50 senelik afişler. 50 yıllık afişler. Yani bunlar. 60'ların, 70'lerin afişleri. Evet. Sabri abi bu ne? Bu da bizim şey işte Arif Akbedi'nin çektiği Sinema Aşkı. Böyle bir film mi çektiler? Belgesel benim. Belgesel mi? Güzel ama abi. Böyle bir afiş şey yapmışlar. Çok güzel valla. Bu da bizim Batuhan'ın çektiği. Belgesel afişi. Çok Sinema iyi. Yaşıyor. Evet. Bunu işte yarışmaya soktuydu. Altın Kozada gösterdiler. Dereceye gitti mi? Refüle, film festivaline katkılarından dolayı bu da böyle bir afiş yapmışlar. Refüle. Çok güzel. İşte bu yarışmada bu şey diyelim jüri üyesi olarak seçmişlerdi. Puan vermiştim ben. Büyülü Fener Bekçileri bu kitap için. 10 puan verdim ben bunlara. Birinci oldular. Evet. Yani bu şeyde birinci oldular. Anladım. Festivalde yani. Asıl sinemanın kalbi işte burası. Sabri abim buraya. 20 filme çekilen filme puan verdim. 6 tanesi birinci oldu. Benim puan verdiklerimden 6 tanesi birinci oldu. Oldur. Filmler. Süper adam. Bu hangi film ya? Sabri abi. Bu Ergodo Vatan. Ergodo Vatan, Safiye Yankı. Allah Allah. İrfan Atasoy'un bağlısı. Kimin? İrfan Atasoy. Allah Allah. Böyle bir film var mı hiç? Var. Valla. Var ya. Ya desen ki yabancı film dersin ha. Afişini görsen. Yabancı filmden aslında. Evet belli. Çok enteresan ya. Böyle çekici afişler yapıyorlar böyle. Evet evet. Film izlensin diye yani. Ama evet arkadaşlar sinemanın uzmanlarıyla birlikteyiz. Sabri abi Adana'nın açık hava sinema müzesi olduğunu söylüyorlar. Evet. Bunun doğrudur. İçin bizi bilgilendirir misin? Evet doğrudur. Zamanında Adana'da yani Yeşilçam'ın merkeziydi sinema olarak. Adana'da en çok yazlık sinema Adana'daydı. Evet. Yani Türkiye'de en çok yazlık sinema Adana'daydı. Çünkü niye Adana'daydı? O yıllarda Adana seyircisi çok film izliyordu. Yani hemen hemen her gün böyle sinemaya giderlerdi. Çünkü Adana halkının tek eğlencesi sinemaydı. Sosyal eğlencesi sinema. Tek sinemaydı. Yani sinema Adana halkının tek eğlencesi olduğu bir yaşam tarzıydı. Evet, zaten sinema bizim için bir yaşam tarzıydı. Serdar abi de eski sinemacı. Sinema filmleri, afişleri biriktiriyor. Serdar abi sen ne diyeceksin Adana sinema hakkında? Adana'mız bize bir nevi sinemanın kültürünün başkenti diyebiliriz. Evet. Büyüklerimiz, sinema büyüklerimiz bunu böyle nitelendiriyorlar. Gerçekten de öyle. Adana'mız sinemanın başkenti. Evet. 1960 yıllardan bugüne kadar biz bu güzellikleri yaşadık. Evet. Bundan sonraki nesilleri de yaşatmak için bizler elimizden geleni yapıyoruz yani bu alanda. Evet. Yani şimdi koleksiyonunuz var, bayağı afiş. Tabii ki var. Sabri abinin de. Sabri abinin de koleksiyonu var. Afiş koleksiyonu, sinema filmleri koleksiyonu. Tabii. Yani sinemanın Adana'ya geldiğinizde en iyi Sabri abi ve Serdar abinden öğreneceksiniz. Evet. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Yani dediğim gibi yani sinema bizim için yaşam tarzı. Evet.
Yani, yapımız her zaman açık. Tabii ki her zaman açık. Geçiş zamanı ölümlü olan tabii. İnsanlarımıza. Teşekkür ederim. Yapımız her zaman sonuna kadar açıktır. Evet, her zaman bekleriz kendilerini. Amacımız yani geçmiş dönemi, geçmiş sinemayı şimdiki nesile tanıtmak. Evet. Yani yok olan Yeşilçam kültürünü yaşatmak. Tabii, tabii. Onu yaşatmak. Yaşatmak. Yani. Ya, zaten gayesi ve benim gayem evet, bu yani. Evet. Yok olan Yeşilçam kültürünü. Evet. Gün gelecek Cüneyt Arkın'ı bile kimse tanımayacak. Evet tabii, evet tanımayacak. Öyle bir zamana gelecek. Ama öyle bir zamana gelecek. İnsanlara. Mesela, çoğu mesela bazı Yeşilçam oyuncularını tanımıyor. Yeni nesil tanımıyor. Evet. Yeni nesil tanımıyor. Mesela Kemal Sunal'ı bile tanımayan var. Var, yani. Var. Şaban olarak biliyorlar mesela. Evet. Yılmaz yani, Köksal diyoruz mesela. Yılmaz evet. Tanımıyor kimse. Ama fotoğrafı, aa buymuş diyorlar falan. Evet. Yani, evet. Fotoğrafı görünce bu da buymuş diyorlar. Tabii, evet. Yani. Ya şekilde. Yeni nesili bilir. Evet. Bir nevi Yeşilçam'a bilgilendirmek evet. için. Bilgilendirmek evet. için yeni nesil. Bizim amacımız da o zaten yani. Evet. Bilgilendirmek için. Amacı yani, da o. Daha doğrusu mesela... yaşatmadan yaşayamazsın, yaşatamazsın. Doğru, yani doğru. Yani bir şeyi yaşayacaksın ki yaşatasın. Tabii, 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 yani, tabii, tabii. Geçmişi böyle anca yaşatabilirsin. Yani gelecek nesile aktarmak lazım. Doğru söylüyorsun yani. Sabri abi. Orada başka, ondan sonraki nesil aktaracak. Doğrudur. Yani, öğrenmeden öğretemezsin bir şey. Tabii, illaki, illaki. Yani öğretmek için illaki. Öğrenmen lazım. Evet, illaki. Yani. Teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Sağ ol. Sabri abi. Serdar Hocam. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani bize bu imkanı tanıdığınız için.